Sizler kendi mülkünüzde buna bile tahammül etmez iken Allah Azze ve Celle niye buna tahammül etsin? Niye bunu kabul etsin? Allah Azze ve Celle niye sizi cezalandırmasın? Siz Allah'ın mülkünde Allah'a kafa tutuyorsunuz. Bir sinek bile yaratamayan insanlara ibadet ediyor. Peki Allah Azze ve Celle böyle bir ayeti bu kullarına, yani Utbe bin Rebiya gibi Mekke müşriklerine niye getirdi? Bunlar Allah'a inanmıyorlar mı? Allah'a inkar mı ediyorlar? Hayır, Allah'a inkar etmiyorlar. Allah'a kabul ediyorlar. Hatta çocukların isimlerini Abdullah koyuyorlar. Doğru mu? Peygamber aleyhissalatü vesselamın babasının ismi de Abdullah'tı. Yani Allah'ın kuluydu. Dolayısıyla Utbe bin Rebiya'ya niye Allah Azze ve Celle sizler yerleri iki günde yaratan Allah Azze ve Celle'yi inkar ediyorsunuz, ona eşler koşuyorsunuz diyerek niye böyle bir tepkide bulundu Allah Subhanahu ve Teala? Kardeşler, Allah Azze ve Celle'ye karşı nankörlük, Allah Azze ve Celle'ye karşı eşler tutmak, Allah'ı inkar etmek demektir. Sen ibadetin bir kısmını Allah'a yapsan bile, bir kısmını gidip putlara yapsan Allah'ı inkar etmiş oluyorsun. İşte Allah Azze ve Celle'nin şirk diye kastettiği budur. Başka bir şey değildir. Sen Allah Azze ve Celle'ye iman etmekle beraber gidip nazar boncuklardan medet umsan, Allah Azze ve Celle'ye iman etmekle beraber helal ve haram yetkisini Allah'tan başkasına versen, Allah Azze ve Celle'ye iman etmekle beraber gidip dualarına başkalarını soksan, aracılar koysan Allah'ı inkar etmiş gibi oluyorsun. Dolayısıyla bugün biz muhaliflerimizle konuştuğumuz zaman ne diyorlar bize? Diyorlar ki biz Allah'a inkar mı ettik? Tamam, sen Allah'a inkar etmedin ama Allah'a şirk koştun, Allah'a inkar etmiş gibi oldun. Her zaman söylüyoruz ya, bir meleğe inkar eden Allah'a inkar etmiş gibidir. Bir nebiyi inkar eden bütün dini inkar etmiş gibidir. Bu böyledir ve bunu kendileri de bilmelerine rağmen ısrarla biz Allah'a mı inkar ediyoruz diyorlar. Biz de diyeceğiz ki Mekke müşrikleri Allah'a mı inkar etti? Hayır, biz biliyoruz ki Mekke müşrikleri Allah Azze ve Celle'yi inkar etmedi. Burada Allah Azze ve Celle onlara öyle deliller getiriyor ki kardeşler, yerleri yaratan kimse ibadeti o hak eder. Gökleri yaratan kimse ibadeti ancak ama ancak Allah Subhanahu ve Teala hak eder. Sizler Allah Azze ve Celle'nin arzında yürüyorsunuz, yiyorsunuz, içiyorsunuz, keyfinize bakıyorsunuz, çocuk sahibisiniz, eş sahibisiniz, hayatınız güllük gülistanlık, bununla beraber Allah'a inkar mı ediyorsunuz? Halbuki Allah Azze ve Celle arzı iki günde yarattı, iki günde. Siz Allah'ın mülkünde Allah'a kafa tutuyorsunuz. Yani bu olacak iş midir? Bu olacak iş midir? Siz Allah'a kul olması gereken kullara ibadet ediyorsunuz. Bu olacak bir iş midir? Allah Subhanahu ve Teala tacip ediyor burada. Yani Mekke müşriklerinin durumlarını bize apaçık bir şekilde ortaya koyuyor. Dolayısıyla bu sizin ibadet ettikleriniz, bu sizin Allah'tan başka taptıklarınız, bu sizin Allah Azze ve Celle dışında dua ettikleriniz, bu sizin Allah Subhanahu ve Teala'nın dışında yasama etkisini kendisine verdiğiniz, hayat programlarını kendinize hayat programı olarak seçtiğiniz o insanlar yok mu? Bir tane çekirdeği bile yaratamazlar. Bir tane çekirdeği, bir tane hardal bile yaratamazlar. لَا يَخْلُقُ ذُبَابَ diyor Allah Azze ve Celle. لَا يُشْتَمَعُ لَهُ Hepsi toplansa tek bir sinek bile yaratamazlar. Sinek. Tek bir sinek ya. Dolayısıyla tek bir sinek yaratamayan bir insan veya bir put veya bir şeyh veya bir milletvekili kim olursa olsun. Bunlara diyor Allah Azze ve Celle ibadet etmeyin. Yerleri gökleri kim yarattıysa onlara ibadet edin. Kendinden hastalığı savamayan, sürekli hasta olan, bununla beraber aciz olan, ölecek olan, tekrar Rabbine dönecek olan insanlara ne diye ibadet ediyorsunuz? O putlara ne diye ibadet ediyorsunuz diye Allah Azze ve Celle o kullara şaşırıyor. Nasıl bir şey ki siz Allah'ın arzında Allah'a karşı nankörlük ediyorsunuz? Düşünün kardeşler, bu sizin eviniz veya herhangi bir iş yeriniz var. Ancak sizin evinizde, sizin mülkünüzde sizin dediğiniz olmuyor. Hiçbiriniz bunu kabul eder misiniz? Etmezsiniz. Allah Azze ve Celle şirkin ne kadar pis, ne kadar necis, ne kadar kötü bir şey olduğunu ortaya koymak için genellikle yarattığı şeylerden bahsediyor. Hep bu örnekleri veriyor. Sizler kendi mülkünüzde buna bile tahammül etmez iken Allah Azze ve Celle niye buna tahammül etsin? Niye bunu kabul etsin? Allah Azze ve Celle niye sizi cezalandırmasın? Siz Allah'ın mülkünde Allah'a kafa tutuyorsunuz. Bir sinek bile yaratamayan insanlara ibadet ediyorsunuz diyerek Allah Subhanahu ve Teala onlara tacukta bulunuyor. Videolarımızı beğenin, paylaşın ve kanalımıza abone olun. Bu şekilde sizler de tevhid davetinin yayılmasına katkıda bulunabilirsiniz.